Sayın vekillerim, çok kıymetli ilçe başkanlarım, belediye meclis üyelerim ve Gölbaşımızın gerçekten kahraman, asil, soylu hanımefendileri, beyefendileri, 16. gün nöbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, daha önceki konuşmalarımızda da bunu dile getirdik. Dedi ki, önce vatan. Eğer 15 Temmuz'u hatırlarsan, sayın ilçe başkanlarımız burada fikirlerini söylediler. Kendi duygularını söylediler. Hepsinden Allah razı olsun. 15 Temmuz'da yaptıklarımızı bugün de yapıyoruz. 15 Temmuz'da o kara gecede hepimiz beraber ayaktaydık. O gün ne CHP'li dedik, ne MHP'li dedik, ne Büyük Birlikli dedik, ne Saadetli, ne AK Partili. Ne Kürt dedik, ne Türk dedik, ne Çerkez dedik, ne Alevi dedik, ne de Sunni dedik. Önce vatan dedik ve hepimiz canlı siper olmak için yukarıya koştuk. İşte ondan Gölbaşımız gerçekten kahraman. Bugün TRT'den geldiler. Onlara canlı yayında bağlandık. Gölbaşı, TRT'yi alan insanlarımız Gölbaşı'ndan çıktı. Gölbaşımızdan gittiler. O TRT'yi o FETÖ denen terör örgütü mensuplarından, o hainlerin elinden gittiler, canlarını, başlarını, her şeylerini ortaya koyarak çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle oraya gittiler ve orayı aldılar. Hepimizden Allah razı olsun. Gerçek kahramanlar sizlersiniz. Tabii ben canlı bomba, canlı kalkan olmak için gerçekten o gün çok ayrı bir gündü. Gölbaşımızdaki insanlarımızın böyle koşar adım, bomba atıldığını bile bile o bizim özel harekatımıza, gözümüzün bebeği olan o özel harekatımıza gitmeleri o gün ayrı bir olaydı. Hiçbir güç insanları o bombanın altına götüremez. Sadece vatan sevgisi ve bayrak sevgisi. Başka hiçbir şey götüremez. Dün o olayları canlı yaşayan arkadaşlarımız buradaydı. Sizler de onları dinlediniz. Bir tane arkadaşımız dedi ki, gözleri yaşararak, biz evde otururken 16 yaşındaki kızım, baba ne duruyoruz, niye çıkmıyoruz dedi. Diye burada konuştu. Hatırlarsınız. Onun arkasındaki bir arkadaşımız da aynen şunu söyledi. Dedi ki, ben o günkü kendimde bulduğum gücü, cesareti bir daha göremem dedi. Evet, göremezsin. Çünkü o da o gün vatan elden gidiyordu, bayrak elden gidiyordu, namus elden gidiyordu. Onun için o gücü buldum. Cenab-ı Mevla sana o gücü o gün verdi. Kurtuluş Savaşı'nda ne olduysa, Çanakkale'de ne olduysa 15 Temmuz'da da aynısı oldu. Evet arkadaşlar, kanımız aksada zafer İslam'ı. Hep beraber inşallah. Kanımız aksada zafer İslam'ı. Evet, zafer Türk milletinin. Zafer gerçekten sizlerin. Ben 15 gündür, 16 gündür bu alanı doldurduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sayın ilçe başkanlarıma gerçekten canı gönülden Gölbaşı halkı adına teşekkür ediyorum.